Sen kendi tercihlerine güveniyor musun? Bana onu söyle. Güveniyor musun? Güven. Benimkiler olsa benimkiler yardırır. Eğer bu grafiti videosuna 50 bin like gelirse, yani bu grafitiyi diğerime dövme yaptıracağım. Bak, tam şuraya. Tam şuraya. Tamam. Selam Lemur severler. Bugün Doğukan'la birlikte grafiti yapacağız. İlk defa grafiti yapacağım ve bu grafitiyi Çince yapalım dedi. Hani normalini yapamıyorken adam dedi ki Çince yapalım. Çince yapalım. Tamam. Hemen Çince dersi gördüm ve o yazıları deftere bile yazamıyorum. Adam bana onu duvara yazdıracakmış. Artık nasıl olacak bilmiyorum ama. Prim yapmam lazımdı. Neyse, sonuç olarak grafiti yapmayı çok istiyordu. Ben dedim ki sen Çin'i devirmiş bir adamsın. Sana Türkçe grafiti değil Çince grafiti yakışır dedim. Evet. Öyle. Evet. Ayrıca tahtını da elinden alacağım yani. Türkiye'nin en büyük grafiti kanalıymış falan filan. Gördüğünüz gibi bakın şimdi. Eskimiş model. Yeni model, eskimiş model, yeni model, eskimiş model, yeni model. Gördüğünüz gibi tamamen her şey üst seviye yani, her şey top böyle. Biz buna Noob vs Pro diyoruz. Yani. Hayır, bildiğin 2000 model vs 2019 model yeni fabrikadan çıkmış gıcır. Abi bu emek, bu emek. Seninki de öyle olacak. İşin goygoyu bir yana. Pek ne yapacağımı bilmiyorum. Şurada boyalar var, boyalarla başlayacağımızı biliyorum yani sadece. Boyaları... Sana bir sürü boya getirdim. Hayırlı Çince grafiti yapmadım. Haberin olsun. Sonra vay niye kötü oldu deme yani. Ha bir de kötü yapacaksın yani. Sen yapacaksın. Ben başka. Ha. Ben video çekeyim hatta. Ben sana sürekli öğretmenim diyebilir miyim? Evet. Hayır. Sana bir sürü boya getirdim diyor. Aynı renkten 8 tane var. Kanka gerçekten çok renk var bu arada. Bunların hepsini harcamayacağız ama. Biliyorsun değil mi? Hani pahalı şeyler bunlar. Çin'den üretilmiyor yani. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çin'den almış olduğum 3000 liralık boyanın açılımını yapıyoruz. Evet. Bir şey diyeceğim. Boya kutulu açılımı yapsak çok sıkıcı olmaz. Sürekli boya çıkartıyorsun. Hep fix. Şimdi renk mi seçeceğim? Bak şu an direkt bağcılar moduna girdim. Duvara belalım falan yazabilirim ya. Şu duruştan sonra duvara böyle Çince belalım yazacağım duvara. Ya istediğin rengi seç ama önce taslak rengin var. Onunla bunu yaparsın. Bununla taslağını atarsın. Yarım boya çünkü. Şimdi uyumlu renkler seçeceğim. Bu arada biz Çince lemur yazacağız. Nasıl yazıldığına baktık. Bunu ekrana vermiş olabiliriz şu an. Evet şu an ekranda siz de görüyorsunuzdur. Biz de burada görüyoruz. Şu en baştaki T gibi ters L'li T'li olan var ya. Sonra M gibi bir şey zaten var. Sonra yine J'li M'li bir şey. Sonra 1 var. Bak şimdi bu rengi istiyorum. Bu böyle limonumsu bir şey. Evet. Tamam. Tamam bu üçü iç boyama tamam mı? Tamam. Sonra buna outline dediğimiz yani dış çizgileri lazım. Siyah yapacağım. Mantıklı. Beyazımız var fix. Tamam. Bir de second yapacağız. Bu üçüyle uyumlu mu olmalı? Hayır daha aykırı bir renk olmalı. Bak bu second olur falan. Bunlar da burada havalı gözüksün diye dursun mu? Evet. Yani. Şimdi bir de cap vereceğim evet, bana. Evet. Yalnız o kadar bodoslama gidiyorum ben hafif gerilmeye başladım. Çaktırmamaya çalışıyorum da. Ben yardım edeceğim kısmı yerlerde. Ama duvar bak. Çünkü ben hiç duvar boyamadım. Bir kere şey Doğukan fuardayken böyle bir şeyin içini boyadım. Evet, o kadar. Harflerin kare harf olarak düşün. Onları şuraya sığdırmayın. Peki şey yapabilir miyim? Pıçık pıçık böyle çizikler atıp bu harf buraya bu harf buraya yapabilir miyim? Evet. Tamam. Ne kadar çalkalıyor bunu? Normalde bir yarım saat çalkalaman gerekiyor ama şu an zaten sıcak olduğu için. Şuradan. Buradan mı başlayalım? Evet şurası senin sınırın olsun. Tamam. Çek elini. Böyle olacak. Bence buna hiç ayak uyduramayacağım. Haydi yani çek. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum ben şimdi. Yani şu an gördüğümü geçireceksin. Gördüğümü geçireceğim. Evet tamam. Çok indim. Tamam. Böyle önemli. Tuval gibi düşünemez miyim? Hani böyle tuval kar... ama belli bir yerlerim var bak. Mesela burada bir duvar bitiyor. Boş lan bu. Tamam. Aynı şekildeyim. Evet bekleyin. Tamam kıvrımı sonra yaparız. Tamam yaptım. Çok uzak tutuyorum onu fark ettim. Evet yakın tut işte bundan bahsediyorum. Şu yaptığın şey çok güzel aslında. Ya bir şey diyeceğim Çince'den zaten kimse anlamıyor. Büyük yapmışız küçük yapmışız kim sorgulayacak onu ya? Kanka yapma Çince'den adam. Belki turistin biri gelecek sallamasyon yapma şunu düzgün yap. Bu tarafı da sen yap. Niye zor kız bu acaba neden? Hiç planlamadım böyle bir şeyi tamamen rastgele gelişti yani. Ha çizgilerin sürekli üstünden falan geçiyor benimkinden güzel gözüksün diye ya. Hayır nasıl bir ayak kanka ne yaptın Allah bir şey aşkına. Bir şey yok. çok uzun. Yok abi zor hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sürekli ağlıyor. Ağlamıyorum. Sürekli ağlıyor idi. Gerçekten zor. Beceremeyeceksen ben yaparım bak. Ya içini boyatacak. 2019 model grafitici var burada. Ben eğitimini aldım oğlum onun. Bir sene eğitimini aldım ben onun. Hiçbir şey hatırlamıyor olsam da bir sene eğitimini aldım ben onun. Belli gördük. Damn.
İşte ben böyle boyuyorum, izle, öğren. Allah Allah, bak nasıl boyuyorum, gör. Sen kendi takipçilerine güveniyor musun? Bana onu söyle. Evet. Ben mesela ortaya bir iddia atsam. At abi. Güveniyor musun, güven? Benimkiler olsa benimkiler yardırır. Ya sen lemur aşiretini hafif alıyor şu an ya. Eğer bu grafiti videosuna 50 bin like gelirse. 50 bin. Evet. Çok büyük bir şey atman lazım şu an. 50 bin dediysen çok büyük bir şey atman lazım. Ben bu, yani bu grafitiyi diğerime dövme yaptıracağım. Nerede? Ya onu buluruz. Onu şimdi söylemeyeyim. Şimdi nereye yaptıracağım ne bileyim. Buraya yaparım. Buraya olmaz. Şuraya bir yere yapabilirim. Bak. Tam şuraya. Nereye? Tam şuraya. Buraya. Tamam. Şu kısım. Şurası. Tamam. Böyle havuzda böyle şortu giydiğin zaman böyle yarısı içeride yarısı dışarıda gözükecek şekilde. Tamam mı? Tamam. Okey. Benim sözüm söz. Ben senin aşiretine... Tamam. Arkadaşlar yardırın bak. Üşenmeyin. Sadece o düğmeye bir kere basın. Ne yazdığından bile emin değiliz. Google Translate ile çevirdik biz bunu. Onu gidecek tam şurasına yaptıracak. Ben söylemesi abi. Ben sözümde dururum. Seninkiler sözünde durursa gerisi kolay. Baloncuklar yaptım. Neden? Çünkü baloncuklara 100 bin milyon baloncuğa ihtiyacımız var. Şu arkadaki lekeleri, önceden böyle hayvani çizdiğin outline, first line'ları daha doğrusu. Onları kapatacağız. Sen bunların içlerini mosmor boyayacaksın. Şu an kontrol tamamen ele geçirdi. Evet, ama şöyle bir şey var. Taşmamaya çalış kanka. Taşarsan yaparız da. Hani boya masraf 30 lira yatar. İlk saniyede taştım. Are you listening? Damn. Ya bu gaza geldi. Sözde grafitinin çoğunu ben yapacaktım. Dedi ki ben kenardan izleyeceğim. Yok şurayı da düzelteyim, burayı da düzelteyim derken bitirdi. Baya bitirdi. Beni üzen şey arka planın astarsız olması. O da sokak grafitisi. Yapacak bir şey yok. Her sokakta astarlı mis gibi duvar bulamazsınız. Türkiye'de başka gördün mü Çince şey yapan? Bu arada Çin'den şey geldi, cevap geldi. Gerçekten lemur yazıyormuş yani, onaylattık. Google Translate doğru çevirmiş. Şimdi bakın bunlar şeyler. Harfler, ben öğrendiklerimi paylaşayım. Bunda blok yapmadık. Normalde blok yapacaktık fakat arka plandan dolayı vazgeçtik. Blok da böyle 3 boyut efekti gibi. Hani Word'de var ya, böyle Word'de yapıyorsunuz ya, ondan. Harflerin kenarlarına outline değil, dış kenar çizdik. Türkçeleştireyim. Dış kenardan sonra da onların dışına ikinci dış kenarı çizdik. Onun da İngilizcesi second. Ondan sonra buralara bubble'lar yaptık ki grafiti ile duvarı ayıralım diye. Seninle yaptığımız her videoda ben niye böyle kenarda kalıyorum? Standart yani, yetenekle alakalı. Bence bir şey diyeyim mi? Çok iyi olduğumu anladı ve şey yaptı. Beni önümü kestiler. Yoksa dünya çapında bir grafitici olacaktım ben bu videodan sonra. Ha, kendi şekilli şukullu yazıyor. Ben yazınca düz yaz diyor ya. Benimkini de sen yaz ya. Ya hayır, vazgeçtim ben. Al, sana ait olsun hadi. He. Çince lemur yazıyor. Eğenin boyutunu... Bence oldu. Üstüne de kral çizeceğim, dur. Kral. Sen hep yapıyorsun ya. Kral çizeceğim. Olsun, olsun. Herkesin şeyi vardır yani. Hayır, orayı bozma. Niye yıldız yaptın kanka? Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Mesela şu second'ları falan duk attı. Bu taraf kötü gözüksün diye mesela bakın taşırmış burada. Ondan sonra şurada bakın çizgi yamuk gidiyor. Hani böyle şeyler var mesela. Kendi tarafına baktığınız zaman ama buralar ne güzel yapmış, görüyor musun? Benim taraf böyle değil. Buralar hep böyle böyle güzel böyle. Çene vardı, gülmek tamam. Bence güzel oldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey deneyimledim kanka. Teşekkür ederim. Böyle ilginç bir şey yaptın. Ben de teşekkür ederim. Burada şu an hiç kimse olmasa da şurada bir köpek hariç. Şu an buradaki tek canlı bizden başka o köpek olsa da
Yazın burada insanlar oluyor. Benim görmüşlüğüm var. Yazın buraya insanlar geliyor. Onlar görecek bunu. Lemur yazdığında hiç kimse anlamayacak. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Doğukan'ın kanalına şuradan abone olabilirsiniz. Böyle bol bol grafitiler yapıyor orada. Böyle güzel güzel. Hiçbiri bir Çince grafiti olmasa da güzel şeyler yapıyor. Teşekkür ederim abi bana. Teşekkür ederim. Böyle güzel bir anı bıraktığın için. Allah al. Bunu da kullan. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anla haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.